Merhaba. Şimdiki skecimiz de böyle müzikallere göz kırpan, romantik komedilere selam çakan Ezik Müzikali. Ezik Müzikali'ni biliyorsak, lisemizin Ayşe'si var. Çok çalışkan, bir o kadar yalnız. Okulun popüler, yakışıklı çocuğu yine Serkan'ın peşinde tabii ki. Bakalım bu sefer amacına ulaşacak mı? Sema ve Begüm yazdı. Ezik Müzikali geliyor. İyi seyirler. Ben kaça geçtim bilmiyorum. Bana yüz de verseniz kalıyorum. Endoplazmik retikulu. Aramızda ters yalan var mı? Susun bakayım. Ayrı kodları. Çoktan sisteme geçti kodları. Biraz daha gayret. Başaracağına inanıyorum. Faülatün, 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 faülün. Put your hands up, put your hands up. Get out the door. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Not için olmaz, öğrenmek için. Asit de olmaz, ailem için. Aramızda kaç yalan var mı? Teşekkür ederim, ne yapacağım? Bir dahaki sene çalışacağım. Babama nasıl anlatacağım? Orasını bilmezsen bulacağım. Keşke her gün serbest kıyafet olsa, yani ateş ediyorum değil mi? Okula silahla mı geldin? O kız gerzek ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Serkan nerede? Şimdi çok tatsız bir olay oldu arkadaşlar. Lütfen buradan çıkmasın. Tamam. Serkan'ın babası demiş ki eğer karnenle zayıf görürsem... Çok pardon. Motorunu yenilemem. Ne kadar zalim babalar var ya. Hayır, yani bu yaz tatilinde Mikonos'a gidememek gibi bir şey. Allah'ım esirgesin. Ay, selam kızlar, ne yapıyorsunuz? Şaka yapıyorsun. Yo, Allah'ın selamı. Ay, bu kız beni öldürüyor ya. İskoç köy sofrası gibi eteğiyle gelmiş. Ay tatlım, ben bir şey merak ediyorum. Sabahları kalktığında niyet ettim ezik olmaya diye mi güne başlıyorsun? Kızlar. Tatlım, bugün serbest kıyafet yalnız. Ya evet ya, baksana herkes serbest serbest geziyor. Ama olsun, bir de şu açıdan bakın. Ben bugün kimseyle pişti olmadım, değil mi? Kızlar. Çizsemciğim, çok az kaldı seni değiştireceğim. Yapma beni. Ayşe'cim, sana gelince... Taklitler asıllarını yumuşatır canım. Hı-hı. Bu bir realite. Bye. Bye. İşte ben son gün formayla gelen, serbest kıyafeti bilmeyen, hiç haber verilmeyen, ikaz edilmeyen, öbürsüleştirilen. Bence ben o kadar da ezik değilim. Oysa sınıf birincisiyim. Bu bir şey ifade etmiyor. İstiri diye incisiyim. Bize ne? Kızım, sen niye her boşlukta şarkı söylüyorsun? Burası onun için mi? Hocam. Git lan! Aha hocam. Ya yarım kaldı anekdot, şeyi anlatıyordum. Sokrates bir gün evde oturuyor. Üzgün üzgün oturuyor. Karısı da diyor ki, Sokrates, Sokrates, neden böyle üzgünsün diyor. Sokrates de cevap veriyor. Diyor ki, herkesi mutlu edemiyorum. Sokrates böyle deyince karısı da diyor ki, aman be Sokrates, boş ver. Sen herkesi mutlu edemezsin. Sen pizza değilsin diyor. He?
pizzayı söylemişler mi? Neyi? Pizza. Ana fikirle ilgilenmiyorum diyorsunuz yani. He. Hocam ben ilgileniyorum. Eğer izin verirseniz bu anekdotu öğrencilerime İngilizce anlatmak isterim. Tabii. Aa, yani. Neden efendim? Türkçesi var ki. Ben İngilizce öğretmeniyim. İngilizce bilmiyorsunuz. Konumuz bu değil. Bakınız, Türkçe çok daha kadim bir dildir. Misal, toy toylamış, boy boylamış, kim Kardashian'a kim doymamış. Emdi yürek yırtılır, değil mi? Bakın güncelde bir örnek verdim. Güzel. Excuse me. Hoca hanım, Allah geldi. Şaka maka bir seneyi bitirdik. Sormayın müdür bey, su gibi aktı. Like a river. Unbelievable. Tabii canım, ne demek? Törenden sonra odama gelince bir tost ısmarlayayım. Çok teşekkür ederim, daha sabah yine sindiremedim. O zaman bir soda limon köpürtelim. Sağ olun, ayranım var içmeye. Dikkat edin. Dikkat edin, hem ayranınız dökülmesin... ...hem de hayranınız üzülmesin. Hoca hanım, üniversitede DJ'lik yaptığımı söylemiş miydim? Hayır. Üniversitede DJ'lik yaptım. Ne güzel. O zaman saçlarımın şurada olduğunu söylemiş miydim? Hayır. O zaman saçlarım şuradaydı. Ne enteresan, ben öğrencilerin yanına. Hoca hanım, nasıl eğleniyorduk, nasıl eğleniyorduk, anlatamam. Hoca hanım. Ama yani. Çok şey değil ya. Ay ben biraz Kaliforniya'ya gitmek istiyordum ya. Efendim ne yapacağım ya? Ya arkadaşlar, aranızda ıslak mendili olan var mı? Yok, kuru var. Tamam be. Peki şey, silgisi tokası biraz da lokuma olan var mı? Oha be. Ne be? Aşkım ama yani 7 tane zayıfım var. Baban kızmasın karnına. Karneme değil ama bana kızabilir. Ay Serkan, şapşam ya. Sen bunları çok fazla kafana takma bebeğim. Sen böyle küçük şeylerle kafanı yorma. Ben konuşacağım pederle. Pederle mi? Zayıflar için günah mı çıkarıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Aramızda Katolik olan var mı? Yok, İtalik var. Ya sen çok salaksın. Bak bak, çalıştım. Yeri kulağı var. Benim de kulağım var. Ben yer miyim? Yemem. Biraz daha gayret edersen başaracağına inanıyorum. Aa, karnemde de aynısı yazıyor. Karnemden okudum zaten. Serkan, Serkan bak bir tanecik dördüm var. Diğer hepsi beş. Yani pek iyi. Yani çok iyi. Ha. Aferin tatlım. Benim de 7 tane dördüm var. Nasıl ya? Zayıflara ne oldu? Ah bebeğim. Biraz çamaşır suyu, biraz daksil, biraz da kalem. Ya yasa dışı serseri. Ne yapacağız onlarla ki? Karne yazacağız. Kimin adına? Gölgelerin gücü adına. Ah tatlım. Birleri üç, üçleri beş, 62'lere de tavşan yapacağız. Ya yasa dışı serseri. Nasıl iki tatlı gibiyim? Müdürümüz bir konuşma yapacağız. Herkes yerini alsın. Kürsüye çıkıyorum. Çıktım. Hocan çalışmıyorsa vurduralım. Önümüzdeki dönem baban kayda geldiğinde kim vuruyor o zaman görürüz. Evet. Sene sonu karne törenimize başlıyoruz. Es veriyorum. Verdim. Evet. Müfit Batık Yedibolu Lisesi'nin sevgili öğrencileri. Bir dönemi daha geride bıraktık. Kah güldük, ha ha, kah ağladık. Tabii şimdi buradan bir ders çıkaracak olursak... Hangi ders çıkaralım? Matematiği çıkaralım. Evladım, rakayet olmayın. Rakayet olmayın. Evet, rakayet olmuyoruz. Aramızda bazı kendini bilmezler var. Kim onlar hocam? Onlar kendini biliyor. Kiminiz seneyi çok verimli geçirdi. Kiminizse...
Hele boş boş geldi, takıldı, durdu. Safi aileye masraf. Şimdi ben burada isim verip rencide etmek istemiyorum ama bu Metin Pıhlıs denilen gevşek 0,31 ortalamayla bir ilçe imza attı. Geçen gittim sınav kağıtlarına baktım. Açtım sınav kağıdını. Koydum önüme. 100 üzerinden 2 almış. Hocam 98 puanımı nereden kırdınız? Ebenin ağır. Nereden kıracağım? Ulan adını soyadını doğru yazsan ortalaman daha yüksek gelecekti. Hocam ben adımı soyadımı doğru yazdım. Benimki neden olmadı? Senin adın soyadın ne evladım? Taşkın Yapışmak. Ondan olmamıştır lan. Neyse. Önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki sene daha çok çalışıyoruz. Derslerimize daha çok asılıyoruz. Şimdi de okulumuzun onur öğrencilerinden sevgili Ayşe Tekgezen'i gel bir tur yazdırayım. Onur belgesini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar ve kıymetlim Serkan. Müfit Batık Yedibolu Lisesi olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de almış olduğum onur belgemi Serkan'a ithaf ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizim bugün özel bir konuğumuz var. Kendisi Amerika'dan geldi. Eski mezunlarımızdandır. Efendim alkışlarınızla Oktay Aile Şerefi. Selamlar. Bu çirkin kızın da anlattığı gibi gerçekten Amerika'da okuyorum. Brooklyn Bridge University of Entertainment Drug Dealing 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumun yılı 60.000 dolar ama ben buna değerim. First of all, I was born rich and I didn't choose that. It was an opinion for me. I was born like that and I was like, hey bitch, don't kill my vibe. Oh, you guys don't understand English, so I'm going back to Turkish right now. Ben samimi olmak istiyorum. Ben Ankara'da doğdum. 18 yaşına kadar Ankara'daydım, sonra İstanbul'a geçtim. Bu okul bana babam parasına sevim gerektiğini öğretti. Babam parasına harcanır bunu öğretti. Şimdi inanan kazanır diyorlar, inanan kazanmaz. Kazanan inanır. Hele babasının kazandığına inanan daha güzel inanır, tadından yenmez. Bir alkış rica edeyim. Az bir şey diyeceğim, gerçekten çok mantıklı. Aynen. Öyle mi? Baba parasıyla bunları yapmak kolay tabii. Aşkım sen de baba parasıyla yapıyorsun. Kolay işte. Çocuklar, bu sefer karneleri çitilemeye gidelim mi? Gidelim. Hadi o zaman, hadi. O zaman biz de lavaboya gidelim. Sen makyajımı düzeltirsin, sen de beni översin. Ay, Pelin, ben ne yapacağım? Sen de burada kalıp kendini rencide edersin. Ya aslında benim normalde kendi öz kıyafetlerim de var da... Ben bugün bir böyle hatıra olsun diye üniformayla geldim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen dış güzelliği boş ver, iç güzelliği önemli. Niye ya? Chris, would you like to drink something? Oh my god! Anasını tanıyınca ağzına çağır, hacı ha! Kuket bol, karaket bol. Hachi, hachi, arigato. Bayılıyorum ona. Bizim okulda değişim öğrencisi. Taşıma su. Memnun oldum taşıma su. Şimdi şöyle, biz 3 tane limonata istiyoruz. Hanımefendilerinki limonsuz, benimki zeytinli olacak, tamam mı? Nasıl yani ya? Sen anlamadın mı? Getirmemek için böyle bir şeyler mi uyduruyorsun? Ama ne biçim hadi konuşayım? Sene ya. Hadi sene oğlum. Hadi. Oğlum mu? Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey. Bana baksana sen. Aile şerefsizi, Oktay mısın, nesin? Bu kız senin uşan mı ha? Sen Amerika'da böyle mi öğrendin? Ha? Ha? He? Serkan, ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Biz yokken burası sizin çöplüğünüz mü oldu abi? Öyle bir şey mi? Bas geri kardeşim. Bas geri. Sen bu kıza böyle davranamazsın, tamam mı? Go home yanki. Go home. Go home kanki. Go home. Go home sanki, go home. Sanki? Sanki. Ya Serkan, Allah aşkına lütfen kıskançlığa gerek yok. Şimdi kızım misafir. Sen bir dur Ayşe'cim. Her fırsat.
sendir her fırsatı. Ya o zaman özümüze dönelim. Sen hayırdır kardeşla? Hayırsa bir bardak da bana hayırla. Hadi gel la. Gel la. Amerika'dan geldi derler adama, sen yürek mi yedin? İki diri ceket diye burası dar. Engin, taşkın, ceketi çıkar. Siz yokken biz vardık dostum. Az yemedik biz Turkish lokum. Amerika'da bir laf var bildin mi? I will fuck you up, don't mess with me. Don't mess with me. Don't mess with me. La kardeş, devletin malını niye yaratıyorsun la? Sen mi ödeyeceksin lan? Ben ödeyeceğim lan. Hadi diyelim ödesene. Hadi bakalım. Seni mi? Allah seni kıyar ya. Ben seni kıyar. Allah seni var ya. Çok tekmiyor, çok tekmiyor. Barışı anlamak için savaşı bırakmak gerek. Bitsin artık bu kavganız. Müdüre söylemem gerek. Bu okul biraz pahalı. Zübbe sardı her yanımı. Düşündüm emekli olmayı. Düşünüyorsam varım demek. Düşünüyorsam varım demek. Çocuklar, çocuklar, burada ne oluyor? Ya gerçekten ne oluyor çocuklar? Benim için kavga etmenize gerek yok yani ya. Ne? Bunlar senin için mi kavga ediyorlar? Bir çeşit hayır işi falan mı? Hocam. Ayşe'cim ne alakası var ya? Ben sana nasıl bakayım ya? Çocuklar hadi öpüşün barışın bakalım hadi. Hadi. Mua. Mua. Sen fıçıda yaşayan Diyojen'i biliyor musun? Niye fıçıda yaşıyor hocam? Bilmiyorum, öyle bir şey yap. Babası mı fakir acaba? Babası fakir değil bu. Bayağı züccaciyeciymiş babası. Git tabii, git. Baba parasıyla bunları yapmak kolay. Sıkıyorsa benim babamın parasıyla. Allah. Tövbe estağfurullah. Ya beni nasıl korudun değil mi Serkan? Ya ne alakası var kızım? Kim için olsa aynı şeyi yapardım. Ya bırak şimdi, sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Ne? Ne ananı? Ne anama mı küfür edin? Ne diyorsun? Ya kızım bir dur. Bir dur ya. Serkan. Bu ne ya? Her boşlukta aynı şey. Ayşe, benim bir sevgilim olduğunu hatırla artık. Ya Serkan, aşkım neredesin? Yıl sonu partisi başlayacak. Pelin, çık şuradan. Ne oldu? Bir daha seni bensiz bırakma, olur mu? Ya, romantik serseri. Hareket var, hepsi ayrı cins çocuklar. Yazılı sözlü sınavlar derken inceden kafayı yaktılar. Okulda hep bir hareket var, hepsi ayrı cins çocuklar. Yazılı sözlü sınavlar derken inceden kafayı yaktılar. Başlıyor şimdi, başlıyor. Yasa elinde story'e düşme, sokulsun denize hayatlar. Başlıyor şimdi, başlıyor. Yasa elinde story'e düşme, gelsin aralıksız like'lar. Çok şükür Instagram'ımız var. Çok şükür. Kim yazmıştı? Begüm ve Sema yazmışlardı. Yazarlarımıza bir alkış atıyoruz. Bu okul giderek böyle gerçekten yerleşiyor. Alışmaya başladık tiplere falan. Dur bakalım. Geliştire geliştire belki bir gün buna film bile yaparız. Yasin, senin neyin var? Salondaki... Salondaki seyircimize duyurulur. Bizim Yasin Çam. Bizim Yasin, kadın kılığından.
yanlış anlaşılmasın. Değmeden falan yürümeyin çocuk. Ama bu kadar da inandırıcı olunmaz ki. Sinemada değerlendirelim bunu. Bu ne peki? Hocam bu... Yap bakayım bana. Müdürün... Müdürün? Kartçilikçe ilk iletişimi hocam. Evet. İlk bununla bağlantıyı kuruyor. Ondan sonra konuşuyor. Bunu gördün mü kaçacağım bu herifin yanına. Hoş gelip. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar.